Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sunar. Haydi gezelim bakalım Aydın'a. Buyurun. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. O zaman bir Aydın turu yapalım. 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 Hadi bakalım. Başlayalım. Başvekil der ki, bir Menderes gider, bir Menderes gelir. Bu millet kendisine hizmet edeni asla unutmaz. Ben sussam millet susmaz, vicdan susmaz ve hakikat susmaz der. Ali abim, Türkiye'nin ilham kaynağıdır kendisi. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Gökhan abi, derler ya, dünden ders al, bugünü evet. Yaşa ve yarın için mutlu ol. Mutluluğun gereği de gönüllere girmek ve gönülleri inşa etmektir. Doğru. İnşa etmek ve inşa etmek. İnşa etmenin etkinliği de devamlılığına bağlıdır. Evet. Bu yapılar, hastaneler, gelişen bir ülkenin temellerini sağlamlaştırmak ve insanların mutlu yaşamı için üsler oluşturmaktadır. Gelişen Türkiye yüzyılı için önemlidir. Tabii ki önemli. Umut var oldukça yeni başlayan her gün Türkiye için çok özel ve çok güzeldir.
can, kader ne istediğini bilene, çaba gösterene yol açar. O halde ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil. Yolu cesaret olanın yolculuğu aydınlık olur. Çünkü yol medeniyettir. Herkesin yolu layığına açık olsun. Niyeti neyse akıbeti o olsun. Yolunuz güzelliklere varsın. Aydın'dan Gönül Dağı'na yolculuk başlasın. Dil kelam ile, dost selam ile, en tatlı kelam ile yüreği güzel insanlara selam olsun. Yola çıkarken de yoldaş lazım ya adama. Evet. Demişler ki efendim eskiler, evvel refik, badel tarik. Yani önce yoldaş. Sonra yol. Doğru söylüyorsunuz. Yol yoldaş da güzeldir. Evet Ali abi. Bugünkü yoldaşımız da çok değerli, çok sevgili Aydın Sanayi Odası Başkanı Sayın Gökhan Maraş. Ali abi, dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizlere onur ettiniz böyle Aydın'da gelip böyle Aydın'ın tanıtımına vesile olduğumuz için hem sizlere hem de TRT ekibine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi, Allah razı olsun. Aydın hak ettiği yerde mi? Aydın biliyorsunuz hem tarım anlamında hem de şu anda sanayi üretimiyle bir ivme yakalamış durumda. Aydın'ımızda zeytin, incir, çilek, o da reaçta. Enginar aynı şekilde Aydın'da şu anda tarımda ön plana çıkıyor. Aydın tarımı daha iyi yerlere getirebiliriz aslında. Aydın'a daha iyi yerlere tabii ki getirmek bizlerin bir görevi. Bizler bunun için her gün mücadele ediyoruz. Aydın sanayisi bundan 10 yıl önce ilk 20'lere bile giremiyordu. Şu anda Aydın sanayisi yaptığı ihracat rakamlarıyla ilk 20'de yer alıyor Türkiye'de. Çünkü Aydın'da şu anda şirketlerimiz Ar-Ge yatırımlarını ciddi anlamda da artırmış durumda. Ürge projelerini de aynı şekilde artırmış durumda. Bu sanayi üretiminin artmasında ciddi anlamda bir ivme sağlıyor. Aydın'ımız biliyorsunuz İzmir'e, liman şehrine de bir 45 dakikalık bir mesafede olduğu için o yüzden de hem ulaşım açısından hem de lojistik anlamda da Aydın gerçekten iyi bir konumda. Sanayi üretimi yapanlar için, buradaki tarım üretimi yapanlar için lojistik anlamda. Burada örneğin işte Çeşme'de limandan ürettiğiniz bir ürünü gemiye bindirip de İtalya'nın Trieste limanına 2 günlük bir gemi yolculuğuyla götürebiliyorsunuz. Ben de burada büyüdüm, köşkte büyüdüm, Aydın'da okudum. Güzel. Tabii ki burada da benim memleketim. Yani ben de laf söyletmem buraya. Yandan memleketim sayılırsınız, hemşerim sayılırsınız. Evet, yani ay. Türkiye yüzyılında şu anda hani bizim gerçekten canla başla üretmemiz gerekiyor. Ülkemizin hak ettiği değerin daha fazlasını almak istiyorsak biz hep beraber tüm ülke vatandaşlarımız, bireylerimiz çalışması gerekiyor. Şu anda malumunuz bütün dünyada da bu yeni jenerasyonla ilgili bir tabii ki bir iş beğenmemezlik sıkıntısı maalesef. Öyle bir durum var. Var yani bu. Bir bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de bu mevcut. Siz yurt dışına gidip geliyorsunuz, tabii orada sürekli, da görüyorsunuz. Sürekli yurt dışına da gidip geliyoruz. Sanayicilerimizden sürekli zaten iç içe, sürekli onlarla da konuları konuşuyoruz. Bizim gençlerimizin şu anda üretime ciddi anlamda destek vermesi gerekiyor. Biliyorsunuz hani meslek liselerinde şu andaki mevcut okuyan öğrenci sayımız maalesef yeterli değil. Bunun daha da arttırmamız gerekiyor ki bu sanayi ortamına, tarım ortamına eğitimli gençleri yetiştirirsek üretim kalitesinde bir o kadar da arttırırız. Aydın kendi tabiatı ve doğası gereği de gerçekten tarımda iyi bir noktada. Bunun yanında da bizim Aydın'ımızda maden çok iyi. Biz yurt dışına yaptığımız ihracat rakamlarında da rakamlara baktığımızda da her ay ciddi anlamda da bir maden ihracatı görüyoruz. Aa, güzel. Örneğin seramiğin ham maddesi şu anda da yolda gitmekte olduğumuz ve ulaşacağımız Çin'e ilçemizde de. Çin'e de çıkıyor değil mi? Çin'e de evet ciddi bir maden kaynaklarımız mevcut. Buradan çıkan maden tamamen İtalya ve İspanya'ya gidiyor. Oh,
Gökhan abi, nasıl bir Türkiye'de doğdun, nasıl bir yerde büyüdün ve nasıl bir Türkiye hayal ettin ve hayal ediyorsun? Ali abi, ben 40 yaşındayım, evliyim. Önce oradan başlayayım istersen. 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Babam akaryakıt tankerleri ve silobaz imalatı yapıyor. 20 yaşından beri de ben bu şirketteki görevlerde bulunuyorum. Ve şirketin gelişme süreçlerinde de ciddi anlamda katkılar sağladım. İşlere geldiğimiz zamankiyle şimdiki zaman arasında çok ciddi bir fark var. Örneğin babam beni mesela 17 yaşında hiç dil bilmeden ve İngilizce bilmeden İtalya'ya gönderdi. Niye gönderdi? İtalya'ya niye gönderdi? Biliyorsunuz hani bu 99 öncesi ve 99'lu yıllarda falan gerçekten ekonomik sıkıntılar tabii çok fenaydı. Çok fenaydı. Tabii o zaman bizim sektördeki işler de durmuştu. Babam da alternatif ne yapabiliriz ve bu işleri nasıl geliştirebiliriz diye kendince bir yöntem buldu. Tabii biliyorsunuz Aydın'ımızda zeytin çok fazla. Buradan çünkü tüm dünyaya da bir salamura zeytin gönderiliyor. Ve bu salamura zeytin işiyle alakalı babam biraz kafa yordu ve arkadaş çevresiyle bir İtalya'da biriyle tanışıyor. Aydın'dan ona zeytin gönderebileceğini veyahut da işte istenirse kiraz gönderebileceğini filan anlatıyor. Gayet o arkadaşı da uygun görüyor. Babam da girişimci. Evet, babam da o konuda çok girişimci, cesaretli girişimcilik vardır. Ve onlarla belli bir iş yapmaya başlıyor tabii. Ama maalesef tabii şirketlerde herkes ister ki direkt firmalarla kontak kurmak ister. Kim tüketiyorsa bunu veya kim üretiyorsa oradan almak. Direkt onunla hani konuştuğunuz zaman ve aynı dili konuştuğunuz zaman, arada bir komisyoncu olduğu zaman her zaman için problem. İster istemez bir problem yaratır, bir şey olur. Babam da bundan dolayı benim İtalyanca öğrenmemi. Yaşıyor baban. Babam yaşıyor. Ellerinden öpüyorum. Adı neydi? Ramazan. Ramazan abim. Helal olsun. Ellerinden öpüyorum. Biz 3 kardeşiz şirkette. Diğer ortanca kardeşim de İngilizce. Onun İngilizce öğrenmesini istedi. Ben bu vesileyle babamın hani beni yönlendirmesiyle İtalya'da bir oradaki şirket vasıtasıyla ben İtalya'ya dil öğrenmeye gittim. Babam oraya hani gideceksin oğlum. Orada dil öğreneceğe kalacaksın, edeceksin filan. Ben de bir tedirgin oldum. 17 yaşındayım. Daha hiç yani gitmek Türkiye'den istiyordun mu? Dışarı çıkmamışım, etmemişim. Böyle olunca bende de bir korku filan. Babam da illa hani gideceksin, yapacaksın, onu yap, bunu et filan. Neyse babamın ısrarlarıyla bir de giderken tek yön bileti aldı bana. Dönüş bileti almadı. Giderken şunu söyledi. Dedi ki, oğlum bak dedi, eğer dil öğrenir gelirsen burada benim masamın yanında sana da bir masa ayarlarım. Burada benimle beraber çalışır gidersin. Ha oraya gittin, öğrenmedin, geri geldin. Ha, yapacak bir şey yok, aşağı inersin. Kaynak mı yaparsın? Yoksa ne bileyim zeytin mi çekersin? Ya, onu mu yaparsın? Ona göre de tabii biliyorsunuz hani eski insanlar tehditlerini savurmayı severler ya. Ama güzel hani, etmişler. Onu artık hani yeni çağda çocuklar tehdit diyor da aslında bir baba nasihatı diyelim biz. Tabii. Veya bizi hani yönlendirme, bir cesaretlendirme diye ben onu o zamanlar için aldım. Doğru. Oradan bindik uçağa. Neyse İtalya'ya gittim ben Ali abi. Evet abi. Birinci gün vardık oraya, hiç dil bilmiyoruz. Zorlandın mı? İlk kez yurt dışına çıkmışsınız, ilk defa öyle bir şehire geliyorum filan. Havalimanında indim, bir taksiye atladım. Şehir merkezine taksi getirdi, bıraktı oraya beni. Ulan bakıyorum sağa, ulan bakıyorum yerim, sola bakıyorum. Lan nereye gideceğim, ne yapacağım, dil bilmiyorum bir şey. Allah'tan hani orada bir ev kiralamıştı babam. Evin adresi var. Neyse ona göster, ok işareti, mok işareti filan, sözlük mözlük derken evi buldum, yattım. Bir şekilde orada işte babamın verdiği nasihatler, işte ben buraya neden geldim diye sürekli kafada böyle şeyler var. Tabii onu da öğrenmek istiyorum İtalyanca'yı. Çünkü yani bizim geri döndüğümde memleketten buradan ülkemizden bir kilo daha fazla zeytin gönderilse oraya ne bileyim. Aa, bak, bir kilo da hani bizim yaptığımız akaryakıt tankerlerinden bir tane daha biz fazla satabilsek ülkemizden dışarıya, ülkemize faydalı bir birey olmak hep hani kafada hep vardı o. Zeytin çıkmazdı. Vay be, helal olsun abi. Hep bunları düşünerekten o zorluklar filan hiç hani o yüzden hani o kadar çok sıkıntı çektim ama hiç geri dönmeyi düşünmedim. Ülkemde güzel işler yapacağım, ülkemin gelişmesinde katkı sunacağım, kendimi geliştireceğim. Hep kafamda bu vardı.
Neyse aradan... Ne güzel gençler ya, şunlara bak. Aradan bir sene geçti ve kendimi ifade edecek şekilde, gittiğimde derdimi anlatacak şekilde İtalyanca öğrendim ve babamı aradım dedim. Hani ha bu arada da ben İtalya'da bir sene kaldım ama orada da boş durmadım aslında. Ne hiç yaptın? Anlamadığım bir iş, bir Türk bir arkadaş vardı. 8 ay onun yanında halıcılık yaptım. Sonra babama dedim ki, baba dedim ben burada böyle böyle iş buldum. Ondan sonra dedim hani bundan sonra burada o işleri falan da yapmaya başladım falan anlattım. Ha iyi falan dedi. İyi. Ay sonu oldu falan hani babayla konuşuyoruz dedi. Arada hani ay sonu geliyor. O her ay bana bir para gönderiyordu. Para gelmedi. Aha sen niye dedin? Babamı aradım. Baba dedim hani para gönderecektim falan ne oldu? Ya dedi orada çalışıyorum dedi. Ne gerek var paraya dedi. Kendi işini kendin kazanmaya başlamışsın artık dedi. Ayağından üstüne duruyor bana da ihtiyacın yok dedi. İyi pekala baba dedim. İşçiyesi bir şey kartları. Öyle oradan kendi hani harçlığımı da kendim kazandım. Gençlere bunun bir nasihatim olsun benim. Bazen hani para fazla olunca. Tabii. Yani illa ki insan ister istemez şaşıyor, beşiyor. Tabii. Bir raydan geliyor. Çıkıyor ufak da. Tabii o da büyüklerimiz de hani onları da yanlış anlamamak gerekiyor. Hani bunun bir gençlere bir nasihatim bu. Tabii kontrol altına hani, alıyorlar tabii. Kontrol altında hani bu bizim iyiliğimiz için. Hani bu bizim geleceğimiz için. Ondan sonra döndük Türkiye'ye. Babam dedi hadi bakalım bir işin ucundan tut bakalım. Sürekli böyle babayla beraber bir İtalya'ya falan gidip geliyoruz. Neyse bu arada da bizim tabii ekonomi kötü olduğu için artık yani yeni bir 2000'li yıllara geçtik artık. Yeni bir yıl ondan sonra. Yavaş yavaş işler de açılmaya başladı. Bizim bu trailer sektörleri falan. Ondan sonra yine aynı böyle bir İtalya seyahatimizde tesadüf bir yerden geçiyoruz böyle. Babam dedi dur dedi burada dedi. Bizim işten yapan birileri var galiba dedi. Bir baktık falan böyle tanker manker bir şeyler benziyor. Bu ne alaka falan dedik. Neyse babam girin içeri bir bakalım falan. Girdik içeri. Ne yapıyorsunuz siz falan. Onlar da işte anlattı. Biz silobaz yapıyoruz falan. Silobaz ne işe yarıyor? İşte çimentoyu dolduruyorsun çimento fabrikasından. İşte beton santraline bu boşaltıyor falan. Aa iyiymiş falan. Neyse biz Türkiye'de bundan satabilir miyiz falan. Tabi baba da girişimcilik. Ruhu yüksek. Adamlar davet ettik bizi Türkiye'ye. Geldiler bizim oraya yerimizi gördüler. Sonra bize dedi bu işi beraber yapalım size dedi. Ortak bir şeyler olsun dedi. Aa iyi falan derken. Geldik biz burada bir tane ürettik. Ondan sonra burada beton santrallerine, çimento fabrikalarına geziyoruz, ediyoruz falan. Ben bir Marmaris tarafına gidiyorum, bir Muğla tarafına, o da Fethiye tarafları. Hani nerede böyle silobaz satabileceğim şeyler var araştırıyorum ediyorum. 1, 2, 3 derken biz bayağı bir Türkiye'de bu konuda alüminyum silobaz konusunda söz sahibi olduk Ali abi. Yani bu, ama bak hiç durmamız. Ya istemek ondan sonra hani bir şeyi arzuladıktan sonra bir şeyi kafaya koyduktan sonra oluyor insan ya. Oluyor yapıyor bir şekilde yapıyor. Daha sonra işte bu ürettiklerimizi yurt dışına nasıl satabiliriz? Sürekli kafada o var. 2007-2008 yılları falan işte. Made in Türkiye'yi vay be. İşte Almanya'ya gidiyoruz, Belçika'ya gidiyoruz. Yani yaşım da genç, bir müşteriyle tanışıyorsun. Benim burada gençlere verebileceğim hani en güzel nasihat şu Ali abi. Yani ben hayatımda, ben 40 yaşındayım. Şunu öğrendim, çevre Ali abi. Çevre tabii. Her memlekette veyahut da her bir şehirde, Türkiye'de de olsa bir dostun olacak. Dostun olacak. Yani kapısını çalabileceğin, darda kaldığın zaman, iyi gününde, kötü gününde bir dostun olacak. Ben bu sayede çok iş yaptım Ali abi. Yani bugünlerime, çevreme borçluyum ben. Hani ben bugün Aydın'da sanayi odası başkanlığı yapıyorum. OSB başkanı olduğumda 30 yaşındaydım. İşte en genç başkan mıydı en yoksa? Genç başkandım Türkiye'de OSB başkanlarının içinde. Herkes hani ya işte bu yapabilir mi, yapamaz mı dedi. Ali abi 10 yıl geçti ya. Yani ama ne kadar mücadele azmi var. Yani ya. Bu hani yapabilir misin? Ya Allah'a şükür yaptık. Güzel ekibimiz var. Ekibimiz de iyi. Hani güzel işler yapıyoruz. Yani bu işlerin sonu istemek. Aydın bölgesi Türkiye'de en fazla kestanenin de yetiştiği bir memleket burası. Ben en son geçen sene Eylül ayında mesela İtalya'ya gittim. Arkadaşlarla gezerken falan bir kestane işleme tesisine götürdüler beni. Benim anladığım bir iş değil ama bir bakayım hani bir nedir ne değildir. Öğrenmek hani merak yani her şeyin sonucunda merak olacak bir insanda merak olmazsa hala merak olmasa hiçbir şey olmuyor. Hiç. Tanıştığım kişi de emin olun Nazilli'nin köylerini falan benden daha iyi biliyor. Her yeri gelmiş karış gelmiş. Abi olamaz ya. Böyle bir şey. İtalya'dan yani, geliyor buraya. Yani. Ben bir kendi kendime böyle bir utandım, sıkıldım. Ya dedim burada ne yapıyorsunuz siz? İşte dedi o
sizin Aydın'dan aldığımız kestaneleri dedi, biz burada dedi, kalibre ediyoruz dedi, bunların dedi kabuğunu soyuyoruz dedi, ondan sonra -18 derecede dedi bekletiyoruz dedi ve ondan sonra dedi isteyene satıyoruz biz dedi. Döndük işte burada, bunu işi nasıl yaparız, ne ederiz? Yani hep bir kafa yordun yani. Kafa yordun, benim kendi işim değil ama bir memleketimin hani buradaki ben yapayım vereyim hani yani. Bir kestanesinin para etmesi kadar güzel bir şey var mı? Tabii abi? Canım yani ya. O dağdaki bizim onları işleyen, emek veren emekçi kardeşlerimiz falan onları işlesinler. Hani ya, onları tabii. Bir onlar para kazansın. Para kazansın, abi. Malları sahiplensin, bir şeyler olsun tabii, yani. Tabii, burada tabii. Bu hani çorbada bir kaşık tuzumuz olabilir mi, olamaz mı? Bir öncülük var burada. Öncü, tabii mecbur ya. Bu işlerde gördüğümüz ettiğimiz her şeyi paylaşıyoruz. Teşvik ediyorsun yani bir insanları. Konu üzerinde mesela böyle Sayın Valim'le bunu konuşurken dedim ki Sayın Valim, böyle kestane var, incir var, o var. Yani incir bile buradan hani çuvalların içine katıyorlar, götürüyorlar filan. Böyle hani hiç böyle hoşlaşmadığım bir şey. Hani biz niye bunlara katma değer üretemiyoruz filan hep böyle konuşurken ederken sonra Sayın Valim'le bizim Onsebe'nin içinde bir gıda ihtisas etabı kuralım diye bir düşünce çıktı bizde. Sayın Valim'le konuştuk. Dedik ki burada inciri katma değer yaratan şirketlere getirelim. Evet abi. Zeytini katma değer yaratan şirketlere getirelim. Evet. Kestaneye katma değer yaratacak olan bir şirket varsa onu o şirketi getirelim. Belki de bu sebze meyveler işleyebilecek. Belki büyük şirketler gelmeye başlar. Bunun önünü açarız. Çünkü Ali Bey bir şekilde para kazanırsınız. Ama tabii. Memleketinizin ne bileyim bir doğup büyüdüğünüz yerde böyle güzel eserler bırakmak, ben yaptım oldu bak ne güzel oldu filan deyip ya böyle insanların güzel. Hani size böyle hani ben kendim için demiyorum hani bize ölsünler diye anladım söylemiyorum canım, ama. Anladım canım memleketin ya. Memleket için ülkemizin ülke ihracat için. Rakamına şimdi 255 milyar dolar ihracat yapmışık. Bu niye 300 milyar olmasın? Niye 500 niye bizim olması bu kardeşim? İnsanlardan, Avrupa'daki insanlardan eksiğimiz var? Eksiğimiz yok. Fazlamız bile var yani. Hani daha çok üretmemiz gerekiyor. Ama Ar-Ge çalışmalar var işte. Tabii. Çalışmamız gerekiyor. Tabii. Kafa yormamız gerekiyor. Memleketim için koşturuyorum. Şu anda Aydın'daki ihracat mesela geçen sene rakamları pandemiden önce Aydın ihracatı 1 milyar doları geçemiyordu. 1 milyar bizim için barajdı. Ya bu zorunu niye geçemiyoruz, edemiyoruz hep böyle hani kafa yordunuz. Kafa yorduk, ettik. Pandemide şirketlerde güzel önlemler alaraktan hani sağ olsun o zamanki şu anda Adana'ya giden valimiz var, Yavuz valimiz, kulakları çınlasın. Onun da desteğiyle fabrikaları kapatmadık, maske dağıttık, onu yaptık, bunu ettik. İşi sıkı tuttuk, hijyeni kesinlikle elden bırakmadık filan, iş sağlığını önemsedik filan. Ama fabrikalarımızı açtık, biz o 2019 yılından sonra 1 milyar dolar ihracatını geçtik Ali abi. Niye? Millet yatıyordu. Yani Avrupa, evet, dünyada evet, herkes evet. Yatıyor. Ama burada biz üretmeye başladı. Ürettik. Her gün disiplinli bir şekilde gittiler, geldiler, insan üretti falan. Ne oldu? Yeni pazarlar açıldı. Gökhan abi, İtalya'ya gittin, gördün. Aldın, geldin, burada yaptın. İlk ihracatını yurt dışına yaptın. Bir sürü herhalde ihracat yapıyoruz. Evet yapıyoruz Allah'a şükür. Yani şu anda 55 ülkeye ihracatımız var. Buyur abi. Ben onu çok merak ediyorum. İlk ihracatını ya yaptığın zaman tabii mutluydu ya, neydi abi? Sürekli bu silobazları falan yurt dışına satmaya çalışıyoruz. Bu İtalya'dan öğrendiklerimizi falan o işte oradaki teknolojiyi buraya getirmişik. Burada bir şeyler yapmışık. Ondan sonra yurt dışına çıkmak için çabalıyoruz, ediyoruz. Tesadüfen Yunanistan'dan biri çağırdı. Bizi internet sitesinden bulmuş. Siz de Avrupa ayarında dedi silobaz üretiyorsunuz. Evet üretiyoruz falan bir böyle bir heyecan oldu bizde. Neyse adam dedi ben geleceğim sizin oraya. İyi gel dedik. Çıktı geldi bu. Neyse baktı etti. Ya dedi Avrupa'dakiler aynısını üretiyoruz. Evet dedik biz daha da böyle bir gaza geliyoruz. Tamam doğru yoldayız falan derken ürettik bir evet. tane. Yunanistan'a gönderdik. Ondan sonra neyse arkasından işte Yunanistan'a gittik biz. Araç tescillenecek tabi orada. Abi emin ol, valla polisler öyle dedikten sonra kendimize yani ne kadar gurur duysak, ne kadar bu işleri yapsana. Polis dedi ya bunu dedi Türkiye'de yapmamışlardır dedi. Ya şaka ye, diyorsun. Valla Türkiye'den geldi bu, Türkiye'de üretti. Yok diyor ya Türkiye'de mülkede değildir bu diyor. Abi neyse fabrikanın fotoğraflarını göster, ondan sonra aldığımız belgeleri göster, onu göster, bunu göster. Adam nasıl yani zorla ikna oldu abi. Ama orada araba plaka tescillendi ilk defa işte bizim orada gönderdiğimiz şey.
plakasını takmış oranın ülkenin plakasını. Orada sonra orada çalışmaya başlıyor. Bir markanız orada altında yazıyor Made in Türkiye diye. Bugün Allah'a şükür 300 kişilik çalışan sayısına ulaştık. Hep beraber biz bu işleri yapıyoruz. Onların eğitimleri de çok önemli. Biz bunu çok önemsiyoruz Ali abi. Onlarla beraber İtalya'ya gittim. Gelin dedim sizi İtalya'ya götüreceğim, gezdireceğim. Böyle yoldan geçerken tesadüf o bizim sattığımız ürün bizim ürümüzden geçti. Aa. İşte tabii arkadaşlar da görünceye kadar onlar bir hani bir hoş oldular. Çalışan arkadaşlarıma bakıyorum ben abi. Onların kolları bir kabardıkça kabardı, kabardıkça kabardı. Hani biliyorsun bizim Efe'ler böyle ellerini kaldırır oynar biliyorsun. Aynen onun gibi. Hani bakıyorum ondan sonra gözleri doldu. O çalışanlar açısından baktığın zaman yani gerçekten yani duygulanmamak. Yani mümkün orada insanın hani kolların kabarmaması işten değil. Mesela bizim şirketimizde çalışan kadın kaynakçılar var. Biz bunlara emek harcadık, zaman harcadık ve o çalışan kadınlara güvendik Ali abi. Dedik bunlar bu işi yaparlar dedik. Helal. Ve gittik, tespit ettik işte burada çalışabilecek kadınları. Ondan sonra o kadınlara kaynakçılık öğrettik biz. Onlarla mesela bazen oturuyoruz böyle sohbet ediyoruz filan. Bazısı tabii ayaklarının üstünde durmanın verdiği bir gurur var. Onlar anlatıyorlar artık yani. Ben de iş yapıyorum. Ben de para kazanıyorum. Ben de para kazanıyorum. Çoluğuma çocuğuma ben de bakıyorum filan diye. Mesela o kadınların hani baktığınız zaman o duygular filan orada zaten hani işi ne kadar doğru yaptığınızı anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Orada. Şunu diyebilirim belki hani biraz ayrımcılık gibi olacak ama kadın çalışanlar daha verimli çalışıyor. Muhakkak. Kadınlarımızı bu konuda ben takdir ediyorum yani. Gerçekten hani her işte de bizim mesela burada bir maden şirketi var. Maden şirketinde mesela abi kadın yükleyici operatörleri var ya. O kepçeleri, kamyonları. Onları yüklüyor. Benim için demiyor yani. O kadınlar nasıl kullanıyor kamyonları ben şaşırıyorum ya. Mesela abi sizin o Gönül Dağı programında da bazen hani kadınları çıkartıyorsunuz siz de. Mesela orada ne kadar başarılı kadınlar var yani. Kadın istedikten sonra siz orada şahit oluyorsunuz o programlarda. Ne güzel işler yapıyorlar değil mi? Yani orada tabii. Bakıyorsun tırı kullanıyor, kamyonu kullanıyor, traktörü kullanıyor. Hani insan istedikten sonra başaramayacağı bir şey yok değil mi? Şey ki ben bunu anlıyorum. Anadolu insanı der ki gel bakalım Gökhan. Ne yapıyorsun sen? Bak kaç yaşına geldin, iş sahibiydik, güç sahibiydik, bize bir torun morun artık seni evlendirelim. Nasıl oldu, nerede tanıştınız? Öncelikle eşim Almanya'da doğup büyüme. Ha. Onlar her yaz Kuşadası'nda yazlıkları var, oraya geliyorlar. Orada eşimle tanıştım ben. Kafamız uyuşunca ve tabii öncelikle her şeyden başında biliyorsunuz aşk olacak, tabii, sevgi tabii, olacak, anlaşılacak, kafalar hissetme uyuşacak. Hissetme olacak tabii. Hissetme olacak ve eşimle tanıştıktan sonra da aradan tabii zaman geçti ve 2010 yılında evlendik. İlk görüşte aşk diyebilir miyiz? Doğru. Tabii ilk görüşte aşk. İlk başta bir elektrik çarpması gibi bir şey olur ya. Aynen öyle bir şey oldu bizde de. Güzel şeyler öğrendim senden hayata dair. Sağ olun, sağ olun. Hakikaten biz de aynı öyle. Şekilde sizlerden de güzel şeyler öğreniyoruz. Allah razı olsun. Ama paylaşmak güzel bir şey Ali abi. Kafamızdaki her şeyi öbür tarafa götürsek hiç kimseye bir kıymeti yok. O yüzden her şeyi paylaşmak gerekiyor. İnsanlar bir şey öğrenmek istediği zaman onlara o bilgiyi bencillik yapmadan o insanlara aktarmak gerekiyor. Ne kadar insana ulaştırabilirseniz o kadar faydalı olursunuz. O yüzden hani tecrübe aktarıldıkça daha değerli diye düşünüyorum ben. Çok güzel bir sohbet oldu. Ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Allah evine nur yağdırsın. Amin. Çocuğunla, yengenle, annenle, babanla uzun bir güzel hayat diliyorum sana. Son söylemek istediğim bir şey var mı? Evet Ali abi güzel bir program oldu hakikaten senin de bahsettiğin gibi. Değerli Gönül Dağı programı izleyicilerine ben hani kısaca şu mesajı vermek de isterim. Eyvallah. Hepimizin çocukları var. Çocuklarımızı el bebek, gül bebek büyütmek yerine onların ellerinden tutup onlara vatana, millete hayırlı bir evlat yetişmesi için onlara lütfen daha böyle işte teknik lise olabilir, ne bileyim teknik üniversiteler olabilir. Bu çocukları onlar da yönlendirelim. Biz bu çocukları el bebek, gül bebek büyüttüğümüz sürece Ali abi bu çocuklar başarılı olamayacak emin olun. Yani biz bu çocukları
daha da başarılı kılacaksak, ben değerli seyirciler onu söyleyeceğim. Yeri gelecek bu çocuklara götüreceğiz. Bir tamirhanede, bir sanayi sitesinde yer süpürecek. Orada kustasından illaki bakarken bir şeyler öğrenecek. Ama biz çocuklarımızı el üstünde tuttuğumuz zaman ve ortamlardan uzak kaldığı sürece, ya işte benim çocuğum o işi yapamaz, bu işi yapamaz. Ya. Kesinlikle bu konulara hani girmesinler, çocuklarına güvensinler, azmetsinler. Onların hani arkasında dursunlar. Ben Türk gençliğinin başaramayacağı bir şey yok diye düşünüyorum. Değerli izleyenlere söylemek istediğim bunlar. Beni konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Eyvallah, sağ olun. Efendim, çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, emek vermeden hiçbir şey kazanılmaz. Yapabileceğimiz işlerin en iyisini yaparak itibar kazanırız. Olgun kimse güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan, yapabileceğini söyleyendir. O yüzden gelecek bütün geçmiş günlerden daha parlak olacaktır Türkiye'nin yeni yüzyılında. Canlar, haftaya Gönül Dağı yolculuğunda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, gayretle kalın. Kastrol Vekton Gönül Dağı'nı sundu.